gösteriliyor. Urfa'da bulunma sebebimiz klinik hepatit akademisi için burada bir toplantı yapmak üzere gelmiş bulunmaktayız. Hepatitler bütün dünyada bir sorun. Daha önce pandemi öncesinde bütün dünyada hepatitleri, hepatit B ve C'yi özellikle tamamen ortadan kaldırmak için bir program başlatılmıştı Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ancak araya giren COVID pandemisi bunu ciddi ölçüde aksattı. Ancak pandemi şu anda sönülmüş durumda ve tekrar bu hepatit B ve C ile mücadele yeniden başladı. Biz de bu nedenle tekrar toplantılarımıza başladık ve bu iş için ilk başlangıç yerimiz Urfa oldu. Hepatit C aşısından Urfa'nın diğer şehirlerden bir farkı yok. Bütün Türkiye ile benzer durumda. Niye hep Urfa'yı seçtiğimizi anlatmak için söylüyorum. Ve zaten hepatit C'nin de aşısı yok. Ancak hepatit B açısından Urfa ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikli bir bölge. Bu bölgede hepatit B'nin tüm aşıya programlarına rağmen hala yüksek oranlarda olduğunu biliyoruz. Bu aşıdan kaçışın, aşıya karşıtlığın önemli olduğunu Güneydoğu Anadolu bölgesinde maalesef hala yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocukların aşılanmasını buradan bu vasıtayla bütün herkese hatırlatıyorum. Ve belki de bundan daha önemlisi hepatit B taşıyıcısı olan genç annelerin mutlaka gebelik sırasında hepatit B açısından en az bir kez test yaptırmaları ve henüz daha doğmamış çocuklarına bu hastalığı bulaştırmak istemiyorlarsa şayet bu testin sonucuna göre de hareket etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde Türkiye'de düşmekte olan hepatit B hastalığı insidansının bu bölgede de Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve özellikle de Urfa'da da düşebileceğini bekliyoruz. Aksi halde daha hayatının ilk günlerinden itibaren karaciğer kanseri gibi ve sirozla çocuklarımızı karşı karşıya bırakmak durumunda kalıyoruz.